Kur'an-ı Kerim'de israf önemli kavramlardan birisi. Türkçe'de kullandığımız anlamıyla sınırı aşmak, belki haddi aşmak biraz daha farklı denebilir ama sınır Türkçesi oluyor gerçi ama sınırı aşmak dediğim şey bir şeyin fazlasını yapmak, aşırıya kaçmak gibi bir manası var. Daha çok Türkçe'de maddi kaynakların tüketilmesindeki sınırı aşmaya israf diyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de çok daha geniş bir manada kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir ayet-i kerimede Estağfirullah قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ ayetinde mesela maddi bir israf söz konusu değil. Orada bahsedilen israf insanın kendi yapıp ettiklerinde sınır aşması, günah işlemesi, hata etmesi, rızanın Allah Teala'nın rızasına uygun düşmeyecek işler yapmada ileri gitmesi gibi bir manaya geliyor. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللّٰهِ yani böyle olsanız bile yine de Allah'tan ümidinizi kesmeyin rahmetinden buyurulduğuna göre israfın manevi tarafları da var. Onun için Kur'an-ı Kerim'de israfın hem maddi hem manevi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de gördüğüm kadarıyla benim yine maddi israfın üzerinde biraz daha fazla duruluyor. Yani yemek dualarına genellikle başlanan ayet-i kerime kulu veşrabu ve la tusrifu yiyin için ama israf da etmeyin buyuruluyor. Ve la tübezziru tebzira hadda ismayın yani saçıp savurmayın innel mübezzirine kenu ihvani şeyatîn çünkü saçıp savuranlar ölçüsüzce harcayanlar şeytanların kardeşleridir gibi ayet-i kerimelerde hep buna işaret ediliyor. İnnallâhe la yuhibbul müsrifîn ayetler böyle de bitebiliyor. İsraf edenler Allah elbette ki sevmez. Dolayısıyla israf bizim hayatımızda merkezde olması gereken kavramlardan birisi. Hele hele hani modern dünyanın getirdiği bir takım yaşam tarzlarımızdaki değişiklikler bu noktada daha fazla hassasiyet göstermemizi gerektiriyor diyebiliriz. Hadislerde israf konusunda da benzer şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Peygamber Efendimiz de insanların sade ve mütevazi bir hayat yaşamasını ölçüsüzlüklerden, aşırılıklardan uzak durmasını tavsiye ettiği her konuda, birçok konuda hadis-i şeriflerde biz bunları görebiliyoruz.